Merhaba değerli seyirciler. Yine ben. Yine mi sen? Sen daha yeni kapattın programı. Şurada, ne zaman? Şurada kıvrıldım. Burada mıydın şurada sen? Burada kıvrıldım. Masanın altında uyuyordum. Tabii şimdi ama seninki dün maç sonu programıydı o. Nereden bilelim 0-3'e kadar devam edeceğini, ha? Değil mi? Ya çok güzel mesajlar aldım sağ olsun sevgili seyircilerimiz. Öyle mi? Abi yat uyu falan diye. Evet, yani çok... bazı konuları zaten iki kere üstünden geçme ihtiyacı hissettiniz. İki mi? Ya kim yazmış onu? Hani grilikleri ortadan kaldır. Bizim Serkan yazmış galiba. Serkan Korkmaz. Green'in 50 tonu diye. Green'in 50 tonu ya, doğru yazmış. Çok güzel. Güzel, güzel. Green'in 50 tonu oldu yani. Fatih Hoca konuştukça daha az konuşuyor. Dur ya, maçı bir konuşalım. Bak bunu konuşacağız. Yok, hiç öyle konuşmaya yetmiyor. Sen bayağı doyamamışsın. Vallahi hiç değilim, sıkıldım yeter artık ya, nedir bu yani. Yoruldum yani. Vallahi yoruldum. Yoruldum. Arda bağlantısı falan var. Onlara da bakarız. Hürriyet, krizden çıkan 3 puan. Milliyet, dünya barışı. Sabah böyle çok güzel. Vatan, millilerden art arda 3. zafer. Akşam buralarda şenlik var. Star, milliler böyle güzel. Cumhuriyet, Kosova morali. Habertürk, milli tebessüm. Fanatik, krizlerin arasında Rusya aşkına. Fotomaç, alın terimizle. Evet. Bu maçı konuşalım Mehmet. Konuşalım. Yani ben dün konuştum, sen başla. Yani bu ya ben bir bu maçın bir sürpriz sonuç olduğunu düşünüyorum. Öyle mi? Açıkçası. Yani hani sürpriz sonuç derken skor olarak. Skor olarak sürpriz. Yani galip geleceğimize inanıyordum ama böylesine bir galibiyet gerçekten tahmin etmiyordum. İhtiyaç vardı. Demek ki evet, yani son olaylar falan hepsi birden bir araya gelince böyle takıma bir şey olmuş. Bir dinamizm sağlamış o. Değil mi? Çok iyi koşan, iyi mücadele eden bir takımımız vardı. Yani evet, 4-1 tabii. Hı-hı. İyi skor. 4-1 tabii yani sonuçta. İyi skor. Bu Haziran işimize yaramaz diye düşünüyordum ben, herkes gibi. Hı-hı. Ama yaradı. Çünkü hedefsiz takımlar için motive olmak daha da zor. Bizim en azından bir hedefimiz var. Evet. Ama Kosova'nın kendisini motive etmesi böyle maçı çok zor. Ödemediler de. Cengiz'in oyununu çok beğendiğimi söyleyebilirim. Volkan konusu önemli. Yani dün de söyledim, tekrar girecek, kusura bakmasınlar. Türkiye'de herhalde ona güvenen 3-4 kişi vardır. Onlardan birinin milli takım teknik direktörü, futbol direktörü olması onun için büyük şans. Hı. Bunu da değerlendirdi, golünü attı. Ondan hiç galiba ilk kafa golü. Profesyonel hayatındaki, baktık dün, bulamadık daha önce bir kafa golünü. O da onun açısından. İkincisi, Oğuzhan'ın pasında gol yapmış olsaydı sezonu kurtaracaktı kendi adına. Güzel gol ama. Güzel gol, çok güzel. Evet. Hasan Ali'nin ortası da çok güzel. Cengiz'in o topu oraya açması da çok güzel. Son gol güzel. Yusuf'un pası çok güzel. Gökhan'ın pası çok güzel. Hı. Ozan'ın o golü bitirmesi. Bu oyuncuların her birinin morali açısından çok önemli. Çünkü unutmamak lazım ki bu oyuncuların birçoğu, gençler değil ama, milli takımı bırakma noktasından geldiler buraya. Yani anlaşılıyor ki dün konuşulanlardan 5-6 oyuncu Arda ile birlikte milli takımı bırakacaktı. Öyleymiş, evet. Oradan buraya gelmiş olması da sevindirici. Zor konuşuyorum, farkındayım ya ama. Hiç, yani anlıyorum. Hani şu şartlarda gerçekten çok acayip şeyler yaşıyoruz. Dolayısıyla maçı konuşmak biraz nedense zorlaşıyor artık bizim için. Bak şurada Gökhan'ın pası çok güzel, Yusuf'un pası da çok güzel. Evet. Yani Yusuf'un şurada paralel, ben Yusuf'un zekasına çok güveniyorum. Bir virtüöz olduğunu düşünmüyorum. Yani mesela Emre Mor gibi değil ama oyun zekası çok yüksek. Diyeceksin ki ne var bunda kardeşim? Bu paralel pası atmak imtina eder çoğu oyuncu. Hep dikine düşündükleri için yani zihni açık bir çocuk. Çocuk diyorum, kusura bakmasın, artık çocuk dememek lazım. 19 yaşında bir genç. Zihni açık bir genç. O onun yaşıyla ilgili değil, senin yaşınla ilgili bir durum. Doğru. Şimdi öyle deme. Öyle de dememek lazım diyorsun. Peki. Yok, hiç yaşın derdi olan bir adam olmadım hayatımda. Fatih Hoca'nın basın toplantısı.
kısmına geçeceğiz ama direkt şeyle mi geçiyoruz? Arda Turan meselesiyle ilgili mi? Başka geçiyoruz? Da bir şey yok zaten. Öyle oldu yani. Peki. Peki. O zaman geçelim bakalım. Geçelim hadi. Dünyanın en büyük oyuncusu olabilirsiniz. Sonuçta oyuncusunuz, ona göre davranacaksınız. Biz de başka bir şey de beklemiyoruz kimseden. O yüzden ben aynen sorduğun soruya cevap veriyorum. Ben yanlış yönlendirildiklerine inanıyorum. Benim idare ettiğim oyuncuların içerisinde hiçbir takımda problem olmamış. Benim idare ettiğim. Ama dışarıdan idare ediliyorsa yapacak bir şeyimiz yok. Sorun oyuncuların bizimle, bizim oyuncularla olan iletişimde değil. Sorun dışarıdakilerin oyuncularla iletişiminde. Kim bu süreçte en çok bağırıp eleştirdiyse bilin ki bu sürecin mimarı onlardır. Kimin menfaati veya beklentisi varsa bilin ki bu yüzden bu işin mühendisleri onlardır. Yani kim olmayanı varmış gibi gösteriyorsa, olanı da yok sayıyorsa veya taraflı yaklaşıyorsa bilin ki aktörleri onlardır. Al sana çeşit griler. Ha? Çıkarım yapayım mı bundan? Grinin her tonu var burada. Yani buradan çıkarım yapmak. Yani şimdi mesela şey diyor, bak bizim buradaki haberi yazarken, haberin başlığını, haberi tanımlarken, hı, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim oyunculardan dışarıdan yönlendirdikleri görüşünü savundu diyor ama yok, dışarıdan idare ediliyor diyor, yönlendirilmek değil. İdare edildiklerini söylüyor. Ben idare edemiyorum da diyor. Ben bunu idare edemiyorum diyor. Çünkü dışarıdan idare ediliyor diyor. Eleştirenler, en çok bizi eleştirenler bu işin mimarıdır diyor. Benden bahsetmiyordur herhalde. Beklentisi olanlar diyor, var diyor. Yani senin beklentin var işte mı? Olmadığı için oradan yırtıyorum herhalde. Evet. Ben kimden bahsediyor? Yani mesela Oğuz Hoca'dan bahsediyor olabilir. Ben de öyle derim diyorsun. Tabii Rüştü'den yani bahsediyor sen olabilir. Burada, hocam, olabilir. Neden? Evet, çünkü belki Aykut Hoca'yı oraya getirmek istiyorlar. Tabii. O yüzden de altını kazıyorlar. Belki Rıdvan Hoca'ya da bir gönderme olabilir. Bilmiyorum. Yani birçok isme gönderme olabilir. Belki bana da... Rıdvan Hoca yok canım. Ben kesinlikle belki aday bana da değilim dedi ama. Yani o zamana kadar. Bilmiyorum canım işte. Yani bu ortaya çıkıyor. Belki bana da. Bilmiyorum, benim ne çıkarım var bilmiyorum ama. Ya kötü idare... En sonunda benmişim meğerse. Yani sana bağlanacak bu iş. Bu da öyle olabilir ya, söyleyeyim. Bizim... Belli olmaz. Evet, ya peki. Fatih Hocam. Allah rızası için. Fatih Terim'in olduğu yerde, bak şimdi en son ben sana bir şey söyleyeyim. Avrupa Şampiyonası sırasında Bülent Bayraktar'a dedim ki, oyuncu gelmiyor. Ya dedim, oyuncular niye gelmiyor? Medya niye konuşmuyorlar? Burada bir sürü adam, gazeteci bekliyor. Adam derken adam gibi adamdan bahsetmiyorum. Bir sürü gazeteci bekliyor. Adam ve kadın. Haber yok. Bak haber vermezseniz 2018 Dünya Kupası'na inşallah gideriz. Peşinizden gelecek gazeteci bulamazsınız. Çünkü gazetecinin gitmesine gerek yok. Gerek kalmaz çünkü müdürler yollamaz. Yani çünkü bir adamın gitmesi Fransa'ya 30-35 gün kaç para? 10 bin euro. Nereden baksan. Tabii. Kameramanı şusu busu hop 50 bin euroluk paket. Hı hı. Değil mi? Yanlış mı? Öyle. Daha da şeyi var. İşte bağlantısı yok efendim şusu busu. Hı hı. Uydusu muydusu. Kim bilir kaç para? Ben bilmiyorum bile onları. Korkunç paralar bunlar. Çok evet, paralar evet, yani. Çok para. İlgilenmediler, umursamadılar bunu. Bizim problemimiz değil dediler. Ya dedim nasıl olur falan, olmaz. Oyuncular kendileri gelmek istemiyorlar. Ya Fatih Terim olduğu yerde. Fatih Terim diyecek ki
sevgili Nuri, sevgili Volkan, yarın basın toplantısına çıkıyorsunuz. Onlar da hayır mı diyecekler? Mümkün mü böyle bir şey? Eğer öyle bir şey mümkünse zaten Fatih Terim efsanesi bitmiş demektir. Fatih Terim her şeyi idare edebilen adamdır yani. Böyle anlatılmadı mı bize? Biz buna şahit olmadık mı seneler boyunca? Ama şimdi ortaya çıkıyor ki, yani bir yıldır ortaya çıkıyor, Fatih Hoca artık idare edemiyor, kendisi de söylüyor. Dışarıdan birileri milli takımı idare ediyor. Ve nasıl idare ediyor biliyor musun? Uçakta bir gazeteciye saldırı düzenleyebilecek kadar idare ediyor. Ve bunu da Arda Turan'ı kullanarak yapabilecek kadar idare ediyor. Bana bunları anlatmayın. Ben inanmam bunlara. Benim bildiğim Fatih Terim 95 yaşına da gelse böyle bir şey olmaz. Mümkün değil olmaz. Fatih Terim idare eder. Bak burayı idare eder. O buradan burayı idare edebilir. Farkına bile varmazsın idare ettiğini. Değil mi? Ama tersi olmaz. Dolayısıyla kabul etmiyorum. Ha, çok ağır eleştiriler var mı? Var. Bunun maksatlı mıdır? Maksatlıdır. Bunu idare etmeye çalışanlar olabilir mi? Olabilir. Ama Fatih Terim ettirmez. Ettirmez. Ettiriyorsa Fatih Terim olmaz. Bilmem yanılıyor muyum? Bak hocanın devamı var. Uçaktaki olayları duysaydım oyuncuyu aynı uçakla geri gönderirdim ifadelerini kullandı. Bir de izleyelim o bölümü. O uçak nasıl kalktı ben anlamıyorum zaten. O pilot nasıl izin verdi ona? Dur bir dinleyelim de ondan sonra. Olay Bilal Meşe olayı değildir. Olay gazetecilerin uçağı alınma meselesi de değildir. Ben aldım uçağı. Gazetecileri ben aldım uçağı. Zaten ben kendisine de söyledim oyuncunun. Bir uygulama yapacakken oyunculara sormayız biz. Yarın olursa yine alırım. İlk sıralardan itibaren sizi alıyoruz arkasına. Arkasına bir baraj kuruyoruz. Arkasına oyuncularımızın rahat edeceği bir ortam yapıyor. Yıllardır da gidiyoruz. Böyle bir şey olmuyor. Oradan net anlamış olsaydınız, olayı bütün yönleriyle bu kadar kaotik ve bu kadar karmaşık bir olay içerisinde net olarak görmüş olsaydınız, Fatih Terim'in tavrı ne olurdu hocam burada? Aynı uçakla geri gönderdim. Peki. Aynı uçakta geri gönderdim. Zaten bir de şey var. Bir de hani 2016 süresince yaşanan sorunları değerlendirdi. Orada da gri bölge bırakmamak için. Bu gazetecilerin uçağa alınmasında ne gibi bir sakınca var ben de anlamış değilim. Ben senelerce kulüp takımlarıyla seyahat ettim. Bunu kaldıran da Mustafa Denizli döneminde, kulaklarımda onu çınlatalım, Fenerbahçe kulübü oldu. O güne kadar biz hep seyahat ettik. Ondan sonra da seyahat ettik. Ben Galatasaray'la senelerce seyahat ettim. Beşiktaş'ta ettik. Ettik yani. Yani böyle bir karar olabilir. Ben buna saygı duyarım canım. Uçağı almıyoruz derlerse niye almıyorsunuz demem. Demedik. Alırlarsa da binerim. Ayrı demedik konu zaten. Canım, yani, demedik zaten. Bir de şöyle hakikaten şey değil yani. Ama ilk defa parasını şey veriyorsun, biletini alıp öyle biniyorsun. Çünkü bazı yer, Fatih Hoca anlattı zaten. Oranın ulaşım problemi vardı. O yüzden de gazeteciler oraya zorlanacaklar. Çünkü hani uçaktan sonra bir uzun bir karayoluyla gitmeleri gerekiyordu. Dolayısıyla parasıyla bilet satarak uçakta. Asıl soru ne biliyor musun burada? Sorun yok. Protokolün ne işi var kardeşim esas? Gazetecinin işi. Yani milli takım kampı oluyor. Kampa gazeteci girmiyor. Ama gazeteciliği bırakmış medya yöneticileri giriyor. Yani sadece medya yöneticiliği yapıyor artık. Gazeteciliği bırakmış. Bir sürü öyle adam var piyasada. Onlar giriyor. Kuaför giriyor. Galerici giriyor. Tiyatrocu giriyor. Sinema sanatçısı giriyor. Şarkıcı giriyor. Türkücü giriyor. Muhabir girmiyor. Esas onlar niye giriyor? Gazeteci adamı dinç tutar. Komedyen gevşetir. Gevşetir.
Yani ben Şahan'la mesela, Şahan Gökbakar'la otursam gevşerim, gülerim ha o filan. İşiyor çünkü. İşiyor çünkü. Anladın mı? Kendimi kaybederim yani. Elim ayağım filan biter. Gazeteci karşımda olduğu zaman nereden sıkıştıracak beni acaba diye. Onun da işi o çünkü. Onun da işi o çünkü. Gazeteciden korkmayın abi. Peki. Korkacak bir şey yok ya. Gazeteciyle ilişki kurmamaktan korkun. Eğer korkulacak bir şey varsa o zaman korkulacak bir şey var demektir. Evet. Ha bu şey değil ya, tabii. Biraz kötü bir cümle olmakla birlikte hani dikkatle evet. Bir kere daha düşünmek aynen lazım. Aynen öyle. Buradan da şu anlaşılmasın. Bütün gazeteciler mükemmeldir. Herkes işini çok iyi yapıyor falan. Asla da öyle bir şey demiyorum. Çok korkunç meslektaşlarımız var maalesef. İş, yani gazeteciliği bırakıp birilerinin adamı olmuş ve buna devam eden arkadaşlarımız var mı? Var. Var. Hata yapmıyor muyuz? Biz var. Yapıyoruz ya. Yapmadan olur mu? Yapmadan olur mu? Peki şu süreçte yaşanan hataları hoca bak nasıl özetliyor. Onu izleyelim hemen. 2016'da biliyorsunuz bir takım şeyler yaşandı. Bu sadece prim değildi. Yani biz toplandık da hep beraber Yıldırım Bey, yönetim, ben, bütün arkadaşlarımız Burak'a prim vermeyelim mi dedik. Böyle bir şey olur mu? Sadece prim değildi bu. Birçok şeyler yaşandı orada. Oradakiler sadece primle ilgili konu değildi. Orada antrenmanlara geç çıkıldı, efendime söyleyeyim fotoğraflara girilmedisi çektiniz. Bir kısmı forumsuzluk, bir kısmı oradaki olaylara müdahale etmediği için diyorum ama herkesin alınmayış nedeni ayrı demiştim. Kimi neden o işlere müdahale etmedi diye, kimi forumsuzluktan, kimi öyle, kimi böyle, herkes zaten aşağı yukarı bir daha almadım. Ondan sonra da bütün ülke aşağı yukarı ya hoca herkes bir hata yapar. Doğrudur bu çocuklarda herkes bir şans daha almalıdır. Kazanmalıyız düşüncesiyle ben de tekrar bir kadro açtırdım. Bu arkadaşlarımızın hepsi burada oldu. Bendeki soru işareti sayısı arttı bak ne yalan söyleyeyim. Fatih her şeyle Hoca ilgili anlattıkça yani. Daha az şey söylüyor. Yani anlattıkça soru işareti artıyor. Ve üstüne üstlük bir de Arda üstüne söyledikleri var. Onlarla birlikte iyice birbirine girdi mevzu. Dün Arda bağlandı yayına. Bilmeyenler için söyleyeyim. Bu konuda da bana da eleştiri yapanlar var. Hak veriyorum. Doğrudur. Eleştirilerinde haklılar. Yeterince soru sormadığımı söyleyenler var. Doğru. Bunu bilinçli olarak yaptım, onu söyleyebilirim. İyi bir yere gitmediğini düşündüm çünkü. Yani orada Arda'ya daha fazla soru sorma bir tercihti benim açımdan. Bak Mehmet, kavga etmekle. Ama çok çok başka bir yere gidecekti iş. Bilerek, isteyerek sana bir şey soru sormadım bilerek. Onu da kavga etmek bu konuda çok özür dilerim. Arasında fark var. Bu konuda bir eleştiri varsa haklıdır. Bir şey diyemem. Daha söylüyorum. Beni bir dinler misin? Yok onu diyeceğim de ben kendi açıklamamı çok doğru söylüyorsun. Ben o yüzden zaten söylediğim şeyi o yüzden sormadım zaten. Kavga etmek başka bir şey, gazetecilik yapmak başka bir şey. Evet yani. Ama bu konuda bir eleştiri yapanlar var. Haklılar. O konuda bir şey söyleyemem. Sorulabilirdi, daha sıkıştırılabilirdi ama iyi bir yere gitmezdi. Çok kötü bir yere giderdi. Çok senin söylediğin gibi düşündüğüm için onu orada bıraktım işi. Evet. Ben bir tek şeyi merak ediyordum. Orada yetişemedim size hani. Çünkü saat 3 olmuş artık. Barcelona ne olacak? Kalıyor musun? Gidiyor musun? Onu bir bence, bak, hala merak ediyorum. Bak o soruyu özellikle sormadım bugün. Keşke onu sorsaydın. Çünkü ya. İş oradan koptu ya. Bütün mevzu oradan öyle çıktı. Öyle mi diyorsun? Bence öyle. Bırakalım. Yani şu anda benim açımdan en azından onu söylüyorum. Şu anda benim bırakmam gerekiyor. Bu konuyu. İki gün sonra sorarız. Peki hadi bakalım. Ama çok tansiyonlu. Bir izleyelim Arda'nın. İyi bir şey çıkmayacaktı Arda'nın yani. Arda'nın bağlantılarından bir bölümler aldı. Çok yüksek onları tansiyonlu görelim. Yani. Ben bıraktım. Milli takımı bıraktım yani. Arkamdan neden hala bir konuşma geçiyor onu anlayamıyorum. Hayatım boyunca bunları çok içten söylüyorum. Her şeyi hocanın yüzüne söyledim.
Ama hoca bana söylemek yerine her şeyi basın toplantısında söyledi. Yine basın toplantısında söyledi. İçine sinme konusuyla ilgili hoca bana uçakta onu öyle demek istemediğini söyledi. Kendisi hocamızdır. O bana oyuncu diyor. Kendisi hocamızdır. Fatih Terim'e çok teşekkür ediyorum. Şeref konusuyla ilgili benim sizin şerefinizle konuşmam mümkün müdür dedi. Bunlar hocanın kendi takdiridir. Ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Ben bir olay varsa hepsini açıkça söylüyorum, anlatıyorum. Benim de bir kusurlarım vardır, hatalarım vardır ama şunu anlatmıştırım. Ben bıraktım. Herkese çok teşekkür ediyorum. Ben ülkeme hizmet ettim ama kimse bana bir teşekkür bile etmiyor. Bıraktım arkadaşlar, bıraktım. Çok teşekkür ediyorum. Ülkemin formasını çok seviyorum ama benim orada olmam takıma zarar veriyor artık. Bu polemikler bitmiyor. Ben duygusal bir adamım. Bazı olayları kendi içime sindiremiyorum. Evet. Arda ben bıraktım diyor. Artık beni diyor bu işin dışında bırakın diyor ama olacak iş değil yani, olmaz. Dünkü Fatih Hoca'nın basın toplantısından sonra Arda'yı bu işin hani dışında bırakmak, zaten o şey diyor, Fatih Hoca'ya söylüyor. Hani artık benle ilgili bir şey açıklama yapmayın da konu kapansın, ben bıraktım yokum diyor. Daha ne istiyorsunuz diyor. Değil mi? Biraz da o manada söylüyor. Zaten hala o, tepkili ve... Hala benim arkamdan gergin. Niye konuşuluyor? Evet, evet. Şimdi gelinen nokta şu. Milli takım kaptanıyla, milli takımda değil, Türkiye futbol direktörü çok yumuşatarak söylüyorum, birbirlerini sıklıkla doğru söylememekle suçluyorlar. Bak, hattımızda mı? Kim? Ha, Rıdvan Hoca hattaymış. Ha. Hocam. Ha, günaydın. İyi günaydın. Yayınlar. Teşekkür ederiz. Ya biraz önce Mehmet şey söyledi de hani beni herhalde bu Fatih Terim kastetmiş dedi. Bu konu. Kendimi de söyledim hocam, sadece seni. Hayır, böyle benimle veya seninle ben ilgili. Açıkladı dedim ya. Basın. Hayır, benimle veya seninle ilgili tahmin yürütmeyelim. Bırakın Fatih Terim söylesin bizle ilgili. Aynen öyle. Evet, onu söyle. Doğru. Söylediğim de o zaten. Niye biz insanları yönlendiriyoruz? Anlamadım ki Mehmet, yani sonuçta ben miyim? Hayır. Sen misin? Başkası mı? Rüştü mü? Oğuz mu? Ahmet mi? Boşver Fatih Terim. Ha, tabii ki söylediğim. Rıdvan sen seyredemedin geçen... herhalde hoca. Efendim? Seyredemedin herhalde. Zaten seninle dün telefonla da konuştuk zaten. Yani muhtemelen sana kastediyor dedin ya. Bir de şimdi yayında da benim adım geçince. Kendimi de söyledim. Sadece benimle bir derdi varsa hocanın arayabilir, sorabilir. Medya basın toplantısında Rıdvan, Mehmet kimse işte Rüştü diyebilir. Niye yani benim adım ortaya yatırıyor, anlamadık bu işi. Ha, ben mi niye söyledim senin adını? Söylemeyeyim ya, ne bileyim. Öyle özellikle seçtiğimden değil yani. Fuat da söylemiyor. Hayır, şimdi 10 tane Fatih Terim'in söylediği konu var. En hassas konu cımbızda şey çekildi. Dışarıdan yönetilen... Evet. Pozisyonu geldi. Ya yani genelde sen de şimdi benim yani Fatih hocam Terim'in kendimi de söyledim, söyledi değil ya. Ben dışarıda kadar ben sen Fatih Terim söylerse ben niye biz yorum yapıyoruz? Hayır, milletin aklını okuyoruz, onu anlamadım. Hayır, ben. Üstüne alma canım, ben öyle laf olsun diye söyledim ya. Kusura bakma, kırdıysam seni kusura yani, bakma ya. Kendimi de söyledim çünkü senin sadece tamam, sen özellikle senin değil yani. Bak, ben kendimi söylersem ben kendimi bağlarım. Şimdi bu sabah 11 olmuştu. Gece 3'te mevzular olmuş. Sabah kalkılmış. Fatih Terim beni kastediyor diye ben olmuşum orada. Yani senin için söylemiyorum ama kendim için söylüyorum. Ya ben niye ben yani? Fatih Terim'in benimle bir sorunu varsa söyle, beni arar veyahut da televizyonda o şahsını söyler kimse. Niye ben yani Rıdvan? Diyelim ki ben. Onu evet. Ben Fatih Hoca'dan duymak isterim. Niye sizden duyayım yani? Böyle niye böyle bir kamuoyu oluyor? Kusura anlamadım bakma canım, kamuoyu falan değil. Seninle alakalı değildi yani. Söylememem cümle... lazımdı ben. Kendimi de söyledim çünkü. Sadece seninle alakalı bir şey değil. Kendini söylememek seni bağlarsın ya. Bunu beni söylemeyin lütfen ya. Eğer benimle ilgili bir dert varsa niyet okumayı bırak. Ya, yapmam tamam, adam. Geri aldım hocam söyle... tamam, üzülme ya, senin için söyler miyim? Tamam. Hadi görüşürüz. Kolay gelsin. Tamam, beni söyledi ya. Benimle alakalı. Hoca. Yani. Hoca. Olabilir tabii. Ya çok tabii. Kritik nokta tabii. Çok tartışılıyor her şey. Bir de hoca zaten açıkladı, dedi ki ben dedi aday falan değilim dedi ya. Hayır canım, ben zaten hoca... Yok ya, ya üzüldüm mü Allah aşkına bak. Neyse, şeye dönelim. Arda'nın 2016'da yaşananlara bu sızdırma meselesiyle ilgili söylediği bölüme geçelim. Arda Turan 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda milli takım içinde yaşananları NTV Spor yayınında anlattı. Barcelonalı futbolcu olayları basına futbolcuların sızdırmadığını söyledi. Arda, Türkiye Futbol Federasyonu medya sorumlusu Hande Sümertaş ve danışman Bülent Bayraktar'ın federasyondan ayrılma şartı koşup koşmadığı sorulduğunda Emre Belezoğlu'nu işaret etti.
ben diyorum ki burada haberler sızdırıldı bu olanlar. Bu olanları gazetelere kim söyledi? Ben böyle böyle biliyorum. Böyle olduğunu düşünüyorum diyorum. Evet. Oradan da Emre abi bize söz verdi. Böyle olacak Arda dedi. Ben konuştum. Sen garantisini aldın bunun Emre vasıtasıyla. Emre Belezoğlu sana Hande Sümertaş ve Bülent Bayraktar'ın artık görevlerine devam etmeyeceklerini mi ifade etti? Ben şöyle söyleyeyim. Ben şunu söyleyeyim. Bu haberleri kim çıkarttıysa. Arda Turan prim krizinin ayrıntılarını da açıkladı. Prim meselesinde Cengiz Zülfikaroğlu'yla tesadüfen Ahmet Bulut'la telefonda konuşuyordu. Oradan aldım. Cengiz abiyi de çok severim. Oğlum yarın yönetim kurulu var. Prim tam ne kadardı? Yani 100 bin aşağısını 100 bin yukarısını söyledi. 500 bin 400 bin aşağısını. Abi galiba tam bu kadar dedim. Abi gözünü seveyim personelin primini de unutma dedim. Cengiz abi. Hoca bunu 3 ay sonra içinde tutup, 3 ay sonrasında tutup bütün takımın içinde yani onun arkasından konuştuğumu anlatan bir şekilde söylemişti. Bana aylar boyunca primci denilirken kimse çıkıp da demedi ki bu çocuk bizden para istemedi ya. Arkadaşlarının tüyünü buyunu sordu. Burak da bir gün para istemedi ki. Hatta bana dedi ki ölümü gör bir gün benimle ilgili para sorarsın. Ben de ona dedim ki takımın genel durumuyla ilgili bir bilgi alıp bilgi vermek zorundayım. Personelle ilgili, başkalarıyla ilgili huzursuzluklar var. Yani tam bir dengeyi sağlayalım. Para zaten önemli değil dedim. Neyse işte o prim mevzuları. Bir de şey var. Bu Emre'ye kim bunu söylüyor bunu? Bilmiyorum. Yani Emre'ye birisi diyor ki Arda'nın istemedikleri milli takımında olmayacak. Hı. Evet bir de öyle bir şey var. Fatih Terim böyle bir şey garanti verir mi? Ne bileyim ben. Vermiş. Yani Arda verdi diyor. O zaman onlar işte o Bülent Hoca'yla Hande Hanım değil demek ki. Ben şahsen Hande Hanım'dan herhangi bir bilgi almadım. Açık söylemek gerekirse. Yok Fatih Hoca'ya göre ama kendi açımdan söylüyorum. Arda'nın kastettiği insanlar onlar değil demek ki. Değil mi yani? Çünkü hani Emre Belezoğlu dediği için ne göre diyorum. Neyse. Ya hoca dün basın toplantısında diyor ya işte magazin bu magazin. Ya ne magazin değil ki zaten toplam magazin. Burada magazin olmayan magazin çok olmayan bir şey yok ki. Peki Arda Turan'ın bırakma kararı ile ilgili açıklama. Çünkü ya hakikaten dikkatimizi çeken bir şey vardı. Elinde bir takım kağıtlarla girip sonra kağıtlara bakmadan neticalen konuştu. Çok korkmuştu. Orada çünkü yazanla konuşulan arasında fark vardı diye düşünüyorduk ya zaten. Tahmin ediyorduk daha doğrusu. Sonra açıklık getiriyor. Oğlum sen bunu oku halledebiliriz dediler. Hocam ben daha iyi size bir seçenek sunayım dedim. Ben bırakayım çünkü artık sıkıntı oluyor. Ben sıkıntı oluyorum. Bir hata da yaptım bırakayım dedim. Bazı arkadaşlarım benimle beraber gelip benimle bırakabileceklerini söyledi. Asla böyle bir şeyin doğru olmadığını, ülkeye hizmet ettiğimizi, benim buradaki durumumun zarar verdiğini söyleyerek onların benim zarar verdiğim bu konu şahsi bir konu olduğunu anlatmaya çalıştı. Ama arkadaşlarım kabul etmedi. Biz de seninle geleceğiz dediler bazıları. Ben de aşağı inip onlara onu kabul ettiğimi söyleyerek, onları yanıma almayarak, çünkü Kosova maçı önemli bir maç olarak, ben zaten bu benim kafamdaydı. Hatta hocanın yukarıda odasına kendisine de çıkıp helallik almak istedim. Hani yalandan bir kuru özür dileyip olayları idare mi etseydim? Bence benim yaptığım daha onurlu bir davranış. Hayatta en çok sevdiğim şeyi, uğruna en çok çalıştığım şeyi, en çok mücadele ettiğim şeyi 30 yaşında bıraktım. Ya bir kişi de buna saygı duymayacak mı ya? Fatih Terim görevden ayrılırsa, başka bir koşullar olursa, milli takıma dönmez misin? Dönmeyecek misin? Ben yok. Dönmek istemiyorum. Çünkü ülkeme faydalı olacağımı, iyi hizmet edeceğimi düşünmüyorum. Bu konunun Fatih Hoca ile, bu konunun şahsi bir durum olmadığını söylemek istiyorum. Evet. Soruluyor Fatih Hoca. Fatih Hoca da magazinleştirmeyelim diye bir yanıt verdi buna. Tamam magazin abi. Ama şunu da söyledi. Ya işte artık dedi kesmişiz takımdan daha ne soruyorsunuz? Yani aslında almayacağım demek istiyor. Ben öyle anladım. Ne zaman? Dün akşam. Sen onu oradan nasıl çıkardın mı diyorsun? ya bir şeyler de çıkaralım ama. Yani hani bir o kadar konuşmalar oldu. Saat 3'e kadar bunlarla ilgilendik, takip ettik Mehmet. Bazı çıkarımlarımız olmasın. Başka bir şey olamaz ki zaten. Sadece çıkarım. Şöyle çıkarım bir, yaptım diye de bak. Şöyle siyah veya beyaz bir şey söyleyemeyeceğiz. Rıdvan Hoca'yı da üzdüm bak şimdi. Evet. Yani çıkarım yaptım diyor. Bak yapma çıkarım. Siyah yani, beyaz yok. Şimdi bak. Şey diyor ki Fatih Hoca diyor ki ben diyor biz diyor metin hazırladık diyor.
Kosova maçı ve işte ondan sonraki birkaç maç için kadro dışı kaldığına dair bir metin. Özür dilemeyecek ama özür dileyecek gibi metin hazırladık diyor. Ama diyor Arda gitti oraya diyor. Milli takımı bıraktığını açıkladı diyor. Bunu açıklayacağını bilseydim ben o basın toplantısını yaptırmazdım diyor. Arda da diyor ki ben bıraktım kardeşim diyor. Hala ne konuşuyorsunuz diyor. Bir reklam arası verelim Mehmet. Ondan sonra biraz da şu gruptaki şansımıza falan bir kısa süre kaldı. Onları da biraz konuşalım. Tamam mı? Reklam arası. Peki akşam gazetesinden okuyorum. Liderlik yolu açıldı. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim İzlanda'nın Hırvatistan'ı mağlup etmesine sevindiğini dile getirdi. Her şey bizim elimizde. Eğer mümkünse lider gidemiyorsak da ikinci gitmeliyiz. İzlanda'nın kazanmasına sevindik. Kazanamazsa ikinci olurduk. İkisini yendiğimiz zaman büyük oranda gitme ihtimalimiz yükselir. Bize bir birincilik şansı çıktı dedi. Gerçekten de öyle. Ben de aynı kanattayım. Birincilik olmak daha mantıklı. Tabii biz Kosova maçlarımızı bitirdik. Diğerlerinin Kosova ile maçları var. Evet. Hani bizim fikstürümüz biraz daha zor duruyor. Ama olmayacak bir şey değil. Daha önce de ya çok bir enteresan şey işler yaptık. Burada zor fikstür yok. Kosova da bence o kadar kolay değil. Yani hani o da Fatih Hoca da söylüyor. Gerçekten rakipleri zor, özellikle kendi sahasında zorlayan bir rakip. Yani evet. Dolayısıyla Eylül'de belli olurmuş. Yani, Eylül'de evet. Belli olurmuş. Ne kimle oynuyoruz şimdi? Ukrayna deplasmanı. Sonra içeride Hırvatistan, İzlanda, içeride İzlanda, Finlandiya deplasmanı. Yani Eylül'de iki galibiyet alabilirsek kolay değil biliyorum, farkındayım. Ama olmayacak bir şey değil. Şansımız bu son şu, maça kadar sürecek belli ki bu şey. Evet. Yani grubun lokomotifi yok çünkü. Grupta evet, birisi alıp doğru. Koparıp gidemedi. Sabah gençlik ateşi özel maçlarda Moldova'yı 3-1 yenip Makedonya ile 0-0 berabere kalan A milli takımımız dün akşamki Dünya Kupası eleme mücadelesinde Kosova'yı 4-1 ile geçerken genç oyuncular performanslarıyla gelecek için umut verdi. Bu üç karşılaşmada atılan toplam 7 golün 3'ü 19 yaşındaki genç oyunculardan geldi. Cengiz Ünder Moldova'dan sonra Kosova ağlarını da sarsmayı başarırken Emre Mor'da bir kez fileleri havalandırdı. Ayrıca 22 yaşındaki Ozan Tufan ve 23 yaşındaki Ahmet Çalık da takımımıza birer golle katkı sağladı. Diğer iki golü ise dün akşam Volkan Şen ve Burak Yılmaz kaydetti. Gençler iyi gidiyor. İzlanda kazandı, hesaplar karıştı. Sabahtaki haber. Milli takımımızın yer aldığı Dünya Kupası eleme grubunda lider Hırvatistan'ı ağırlayan İzlanda rakibini 1-0 yenerek her takımın birinci sıra için ümitlenmesini sağladı. Kuzey ekibi 90. dakikada Magnusson'la bulduğu golle lider Hırvatistan'la puanları 13'e eşitledi. Ukrayna ise 51'de Konoplyanka, 75'te Besedi'nin attığı gollerle Finlandiya'yı 2-1 ile geçti. Kosova'yı yendiğimiz akşamda gelen İzlanda ve Ukrayna galibiyetleri millilere özel göbeğini kendi göbeğini kendi kesme imkanı verdi. Eğer Türkiye içeride oynayacağı 13'er puanlı İzlanda ve Hırvatistan deplasmanda oynayacağı 11 puanlı Ukrayna ve 1 puanlı Finlandiya maçlarını kazanırsa hiçbir sonuca bakmaksızın gruptan lider çıkacak. 11 puanı bulunan Türkiye'nin ilk 2 şansı içinse önündeki Hırvatistan ve İzlanda ile içeride oynayacak olması büyük avantaj oluşturuyor. Bu ikiden alınacak 4 puan ilk 2 şansını ciddi şekilde artıracak. Rüştü Reçber, Hürriyet'teki yazısı. Arda'nın davranışını ve yerini kabul edemem. Ama yangına körükle giden bir hocayla yönetimin ve bu olayın gerçekleşmesine ortam sağlayanların hiç mi kabahati yok? Kim? Bakın tıpkı ortam sağlayanlar. Kim? Yönetimin ve bu olayın gerçekleşmesine ortam evet, hoca da var. Okay. Öyle diyor. Bakın tıpkı Volkan Demirel olayındaki gibi ortam hazırladı, beklenildi. Arda da gelip bu tuzağa düştü. Bu tuzağı kuranlar belli ve bir gün nasılsa her şey gün yüzüne çıkacak. Şimdi bak demin ben programın başında Rüştü Reçber ismini niye söyledim? Özellikle bu yazıyı okuduğum için. Yani bir taraf diyor ki Rüştü yaptı. Benim çıkardığım o. Rüştü Reçber de diyor ki siz yaptınız. Rüştü Reçber öyle diyor.
Arda'yı bu tuzağa düşürdünüz diyor. Ben de diyorum ki biz konu milli takımken bunlarla uğraşmak zorunda mıyız? Bu insanlar kimsenin yüzüne bakamayın. Bunun vebali çok büyük. Doğru. Bakın milli takımı bu hale düşürmenin vebali çok büyük. Türkiye'de insanların milli takımla ilişkisi kalmadı. Benim milli takımım değil diyorlar. Ben milli takımı tutmuyorum diyorlar. Ben milli takımın maçlarını seyretmiyorum diyorlar. Bunun vebali çok büyük. Rüştü efsanedir. Türk futbol tarihinin en büyük kalecilerinden biridir. Belki birincisidir. Fatih Terim, Türk futbol tarihinin bir numaralı teknik direktörüdür. Biz bu isimleri böyle milli takım sahnesi üzerinde birbirlerine bunları söylerken görmek mecburiyetinde miyiz? Kardeşim biz size mecbur muyuz ya? Ha? Evet. Bu mudur yani? Ve ben ilk olaylar böyle çıktığında demiştim ya Mehmet, bir kez daha tekrar ediyorum. Ben bunları konuşmak için spor gazetecisi olmadım. Evet. Ve bu isimleri... Bunları takip etmek için, bunlarla bu uğraşmak için... Bu kadar kolay... Bu mesleğe girmedim. Bu isimlerinizi bu kadar kolay çarçur etmeyin. Siz çok büyük, bunlar çok büyük. Pele'nin dünya tarihinin 100 futbolcusuna girmiştir Rüştü. Yaptığı seçime. Rüştü Reçber böyle bir iddiada bulunuyorsa insanlar ciddiye alırlar. Ben alırım. İşin aslını söyleyeyim diyor Rüştü Reçber. Futbolda köklü değişim yaklaşıyor ve onlar bunu hissediyor. Kendi düşüncelerine göre sığınabilecekleri tek liman kaldı fakat orada kalma süreleri de bitmek üzere. Ne diyor yani? Bilmiyorum. Fatih Terim gidiyor. Hatta federasyon da gidiyor. Biz geliyoruz diyor. Yanlış mı? Yanlış mı ya? Söyle. Bu çıkmıyor yani orada. Ya da değişim olacak diyor. Ama sezon finali değil mi bugün? Söylemiyor. Bugün sezon finali yapıyoruz değil mi? Sabah Gürcan Bilgiç'in yazısı. Kamuoyu desteğini ciddi şekilde kaybeden, sempatiklikten uzaklaşan bir milli takım ortamı var. Bizi biz yapan omuz omuza, kol kola vererek yürümemiz. Eğer tribünler olarak veya sokaktaki insan, formayı giyenler, yönetenlerle ilgili olumsuz düşünmeye başlamışsa bu sinerji kaybı ağır bir faturayı da beraberinde getirir. Nasıl derlenip toparlanacağız bilemiyorum ama yeni bir sayfa veya yeni bir vizyonla kucaklaşmamız, birbirimize sarılmamız şart. Ön yargılardan arınıp yeniden diyecek bir ortam, bir takım ve bir lider bulmalıyız. Metin Tekin, Sabah. Kosova ve Ukrayna maçları gerek zorluk derecesi gerekse tarihleri açısından birbirinden farklı. Sezon sonu olan Kosova maçının aksine Ukrayna ile sezon başında oynayacağız. Eğer son maçımızı ölçü alacaksak seçilecek 11 konusunda ben bu kadronun Ukrayna deplasmanında çok yeterli olacağını düşünmüyorum açıkçası. Çağlar'a bir defans oyuncusu olarak çok yorum yapamıyorum ama ben Cengiz'den gerek milli takımlar seviyesinde uluslararası arenada ve kendi ligimizde çok umutluyum. Yani benim öne çıkaracağım oyuncu Cengiz olacaktır. Bu maçta Yusuf'un da onunla beraber milli takımın geleceğinde önemli olacağını düşünüyorum diyor. Evet. Metin Hocam her zamanki iyi niyetli yaklaşımlarıyla evet. Yüreğimize su serpiyor. Rüştü Hoca da diyor ki futbolda köklü değişim yaklaşıyor ve onlar bunu hissediyor. Kendilerine, düşüncelerine göre sığınabilecekleri tek liman kaldı fakat orada kalma süreleri de bitmek üzere diyor. Öyle bitirelim programı. Peki. Nadal'ın fotoğrafı var. Fotoğrafını veriyoruz işte. Fransa açık şampiyonu. Ezdi geçti. Ezdi geçti. Mi? Bir de gençlik zamanı biraz, var. İlki mi bu? İlk şampiyonluğu. Yani gündemimizde yok mu Nadal? Konuşmak istemez miydik? İsterdik ama programın süresi o kadar değil. Nadal Fransa açıktaki ilk şampiyonluğunu 19 yaşındayken elde etmişti. Bu da o fotoğraf. Ostapenko'da 20 yaşında evet, şampiyon. O da Roland Garros'un şampiyonu 20 yaşında olmayı başardı. Evet. Peki bitti program. Bir sonraki programda yeniden birlikte olmak umuduyla hoşçakalınız efendim. Sezonu bitirdik onu söyle de şimdi bir sonraki dediğin zaman yarın beklerler insanlar. Yok.
Sezon, bu sezon bitti. Evet. Yani söylemiştik daha sezon finali yapacağız pazartesi. Biz, yani yeni, o yüzden televizyonlarını yeni açanlar için. Yeni açanlar için bu sezonun son programı. İyi tatiller. Yeniden birlikte olmak umuduyla. Hoşça kalın efendim.